Merhaba arkadaşlar, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Bugün erkenden kalktım. Aslında bugün pazar tatil ama erken kalkıyorum çünkü kızım kursa gidiyor arkadaşlar. Hafta sonu da okulumuz var bizim. Evet, bugün hayırlı sabahlar, günaydın dedik herkese. Rabbim tüm dualarınıza, tüm güzel dileklerinizi kabul etsin inşallah. Ve çok güzel hava arkadaşlar, Osmaniye'de o kadar güzel hava var ki. Burada hemen sabah kalktım, perdemi açar açmaz ilk işim hemen videoyu sizinle paylaşmak oldu. Hemen sizlere video çekeyim istedim. Ve şöyle önce Ceylan gözümde başladım. Videonun başında bakar mısınız? Artık Ceylan gözü açma mevsimi geliyor arkadaşlar. Benim buradaki prensesim güneş balkonda olduğu için erken açtı. Ve diğer balkonumda birazcık geç açacaklar ama burada sürekli rüzgar olduğu için arkadaşlar rüzgarlardan çok etkileniyor ve güneşten de çok etkileniyor. Aslında güneşi seven bir çiçek ama şöyle yarı gölge olursa daha güzel olur. Daha uzun ömürlü olur çiçeklerinizin üzerindeki bu taç yapraklı çiçekler. Evet, şöyle gelelim. Sardunyalarımız bol bol tomurcuklamaya başladı arkadaşlar. Tam da sardunyaların bol çiçek açma mevsimi geliyor. Artık kalonşolardan sonra sardunyalar balkonumuzu süsleyecek arkadaşlar. Evet, şurada bakar mısınız? Ceylan gözü tomurcuk yapmış, ortasından prensesim. Evet, bu rüzgardan kırılmıştı. Buraya sardunya saksısını, sardunyalar biraz küçük olunca ben bunu buraya hemen iliştirdim. Bu da turttu arkadaşlar. Rengini bilmiyorum maalesef. Rengi açarsa inşallah görürüz. Ve hemen şöyle kalkalım güzelce o balkonumuzdaki sardunyaları gösterelim arkadaşlar. Hemen şöyle ben şurada penceremde de var sardunyalar. Hemen balkon penceremde kırmızı sardunya ve pembe sardunyam. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun tomurcukları var artık. Evet, gelelim güzel kalanşolarımıza. Hemen şurada ilk başta gözümüze çarpan benim prensesim. Kalonşum. Güneş geldiği için birazcık karanlık düştü arkadaşlar. Şöyle biraz da dönebilirim aslında. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kalonşolarımız o kadar bugün güneşli, güzel hava var ki misler gibi bahar kokuyor arkadaşlar. Ve bu kokuyu, bu temiz havayı içimize çekip nefes aldığımız için şükredelim. Böyle güzelliklere Rabbim bizlere yarattığı için şükredelim arkadaşlar. Evet, şurada hemen göstereyim. Küpeli fideleri arkadaşlar, çeliklerinden dikmiştim. Tuttu. Gördüğünüz gibi çok güzel. Böyle minik minik. Ay, güneş geldiği için şöyle kapatayım. Evet, şöyle. Şurada var arkadaşlar. Karanlık düşüyor güneşten dolayı. Bilmiyorum sonra kamerada, videoda nasıl çıkar bilmiyorum. Neyse, sonra bir havanın daha güzel, daha ışık aldığı zamanlar gösterebilirim. Evet, buradaki prensesimiz de tutmuştu ama geçen rüzgarda düştüğünde çıkmış arkadaşlar. Ben bunu yeniden diktim. Ve şuradaki bol bol açan kalonşolarımıza gelelim. Arkadaşlar, ilk defa gördüm. Az önce ben videodan önce sabah kalktım. Çiçekleri gezerken gördüm ki siz hiç duydunuz mu ya da gördünüz mü, kalonşolar şey yapar mı? Tohum yapar mı? Hemen şöyle geleyim. Evet, şöyle daha güzel gözüküyor arkadaşlar. Kapsül yapmış ve hala da orta kısımlarda gördüğünüz gibi o çiçek, şurada göstereyim. Şurada yapmış, şurada yapmış. Kapsül yapmış. Geçen yıl da yaptı arkadaşlar ama geçen yıl küçüktü ve zayıftı. Bu seferkiler bayağı bir dolgun dolgun iç kısımları. Gördüğünüz gibi ilk açan kalonşoların birazcık artık çiçeklerini bitirme mevsimi geldi. Ama tabi hala da tomurcuk kalonşolarımız var. Bunlar daha yeni açanlar. Ve açık renkler hep geç açıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurada da var. Buradaki prensesimiz de daha yeni açacak. Evet, şöyle döneyim. Ya, güneş olunca ekranı biraz tam göremiyorum. Şöyle göstereyim.
Evet, daha tomurcuk olanlar var arkadaşlar. Bunlar ne kadar çiçek mevsimini bitirseler de bizler için tekrardan o tomurcuk yapıp tekrar açmaya başlıyorlar arkadaşlar. Evet. Şurada göstereyim hemen. Bu piyensesimizi. Ve buradaki beyazımız da geç açıyor. Ama beyazımızı ben geçen yıl budamayı unutmuşum arkadaşlar. Ve formu baya bir şey olmuş, kötü olmuş. O yüzden birazcık daha nasip olursa inşallah bu sene budamasını yapacağım. Çünkü gördüğünüz gibi sap kısmı ağaçlaşmış. Artık verimsiz tomurcuk yapar. Tabi biraz da geçen rüzgardan kırıldı. Şöyle gördüğünüz gibi kırıldı. Yeniden böyle yeni filizler verip hemen ortasından tomurcuk vermeye başladılar. Evet, şurada göstereyim arkadaşlar. Birazcık rüzgardan dolayı çiçek formları birazcık değişti aslında. Bir de ben soğuktan koruyacağım diye üzerlerini kapattım. Kapattığımdan dolayı da tabi etkilenmiş olabilirler ama soğuk olacak diye korktum arkadaşlar. Eksi bir dereceydi. Fazla bir şey olmazdı ama ben yine de korktum. Onların bir dalı bile kurusa ben üzülüyorum, ne bileyim, moralim bozuluyor. Evet, frezyalar tomurcuklarını açmaya başladı. Gördünüz mü arkadaşlar? Yakında misler gibi kokacak frezyalar. Evet, kalonşo manginiler. Bol bol çiçek açtılar, kalonşo manginiler. Biraz rüzgarda kırılsa da yine de o güzelliklerini koruyorlar arkadaşlar. Evet. Benim prenseslerim daha burada, hala açmaya çalışan prensesler var. Böyle minik minik, gördünüz mü? Bakar mısınız? Minicik minicik hallerine bakmadan böyle tomurcuk yapıyorlar. Bakar mısınız şuna? Çünkü arkadaşlar güneşi bol alıyor. Güneşi bol aldığı için böyle küçücük minnacık olanlar bile tomurcuklayıp açmaya çalışıyorlar. O yüzden de tabii benim de hoşuma gitmiyor değil tabii bu prensesler. Evet, şurada yavru ağzı kalonşolar. Evet, yavru ağzı kalonşolar. Ve burada da gördüğünüz gibi o testere dişli aloe veramız arkadaşlar. Bunlar da tomurcuk yaptılar. Yakın zamanda çok güzel açacaklar inşallah. Sarı ve kırmızı renkte olmaları gerekiyor. İnşallah bir bakalım. İnşallah açar. Evet, sakız sardunyalarımız. Budamasını yaptım. Toprak değişimini yaptım. Gördüğünüz gibi güneşi, o güzel havayı da görünce güzel güzel yeni yeni filizler ve tomurcuklar çıkartıyor. Evet. Bugün böyle yapalım dedik. Arkadaşlar şöyle bakar mısınız şu balkonun güzelliğine? Bu yıl rüzgar, aşırı rüzgardan tabii etkilendiler. Daha önce geriye dönük videolarımda paylaştım arkadaşlar. Sürekli takipçilerim bilir. Birazcık formları değişti. Rüzgardan dolayı tabii sarsıldılar. Bayağı bu sene üzüldüler. Geçen yıl bu kadar olmamıştı ama bu sene kış birazcık sonradan bastırdığı için birazcık ağır geçti. İlk başta kış olmadı Osmaniye'de ama sonradan kış tabi Mart Martlığını yaptı arkadaşlar. Yine de Rabbime çok şükürler olsun. Rabbim afatından esirgesin. Ne kadar güzel rengi var ya. Rabbime şükretmemek mümkün mü? Şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Minnacık bu kalonşomuz geçen yazdan beri çiçekli. Yani bunun acaba cinsi mi farklı, yoksa durduğu yeri mi sevdi, ablasını mı sevdi? Bakar mısınız şunun güzelliğine? Benim kızım kırmızı kırmızı açtı. Geçen yıldan beri çiçeğini o kadar üzerinde çok bulunduruyor ki birkaç tanesi soldu. Temizledim ama yeniden böyle tomurcuklar çıkardı arkadaşlar. Evet, şurada da bunu ben söktüm. Bu tesbih ağacının tohumundan. Çünkü ben tesbih ağacının dip kısmından şey getirmiştim, toprak getirmiştim. Tabii o da evlerimizin içinde sinek yaptı. Dışarıya aldım. Bazı çiçek topraklarına dışarıda balkonda karıştırdım arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? Burada bile çiçeği var ya prensesin.
Çiçekliyken fazla gelişemiyor arkadaşlar. Ben bunu geçen yıl bir iki dal böyle komşuma almıştım. Bir iki dalını kopardım, kendime diktim. Farklı olur belki cinsi de. İyi ki de dikmişim. Gördüğünüz gibi çiçekliyken zaten gelişme yapamaz çiçek. Gelişimi bittikten, çiçeği bittikten sonra gelişim gösterir. Bu da bizim prensesimiz sürekli çiçekli olduğu için gelişim yapamıyor. Maalesef duruyor. Buradaki gördüğünüz gibi daha küçüktü. Çiçekliydi ve çiçek formu bittikten sonra hemen burada yeni yeni böyle filizler ve yapraklar çıkarmaya başladı. Bu gelişmeye başladı. Ama buradaki prensesimiz olduğu gibi duruyor. Ama hala da çiçek açıyor ya. Geçen yazdan beri düşünsenize. Ben bunu Afyon'da bir çarşıya çıkmıştım. Komşum da tembihlemişti. Hem kendimi aldım hem de komşumu aldım farklı renklerde. Benimkinden ona verdim, ondan da ben aldım ki birbirimize böyle değiştik arkadaşlar çiçekleri. Ama yani iyi ki de almışım, çiçek formu hiç bitmedi. Üzerinde sürekli çiçeği var. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Ben normalde tohum olanları, yıldız kalonşolar tohum olabilir. Yani tek başına diyordum. Böyle gördüğünüz gibi bunlarda da var kapsüller. Tek katlı olunca hani DNA'sıyla oynanmamış bir çiçek olaraktan diyordum. Hani tek katlı. Bunlar tohum olabilir ama katlıları ben hiç görmemiştim. İnşallah bakacağız. Sizinle beraber bakacağız. Gördüğünüz gibi şuradaki kalonşada da var. Kapsüller oluşmaya başlamış. Tohum olur mu bilmiyorum. Olursa da sizinle paylaşırım. Keşke olsa ya. Tohumdan da üretirdik. Hem de farklı bir videomuz da olurdu. Hem sizlere hem bizlere güzel bir içerik olurdu. Evet, buradaki kalonşolarım da sarı kalonşo, tek katlı, yıldız kalonşo. Bunları da var. Bayağı bir dolgun arkadaşlar. Belki bunlar olabilir de. Tek katlı olanı bilmiyorum. Gül kurusu, katlı, kalonşo. Evet, buradaki kalonşom o kadar güzel iştahlı ki belki de olabilir ya. İnşallah olursa sizinle paylaşırım. Evet, kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Tekrar hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar, hayırlı tatiller arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki pazar, önümüzdeki hafta daha güzel günlere uyanırız. Daha güzel haftaya başlarız. Allah'a emanet olun. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi bahar geldi Osmaniye'de. Her taraf yemyeşil, her taraf o kadar güzel ki şöyle karanlık düşüyor arkadaşlar. Ben çekiyorum ama güneş oradan geliyor. Çünkü sabah güneşi o taraftan geliyor. Tarlalar olduğu gibi yemyeşil, çim saha gibi oldu. Futbol sahası gibi oldu her taraf. Evet, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun, çiçekli kalın ve hep mutlu kalın. En güzel terapi çiçek terapisi diyelim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar arkadaşlar.